Ana Haber Bülteni'nden mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak genel seçimler öncesi partilerin milletvekili aday listeleri açıklandı. Bizler de o listeleri sizlerle paylaşacağız. Öncelikle Manisa AK Parti'yi açıklıyoruz. Birinci sırada Recai Berber, ikinci sırada Uğur Aydemir, üçüncü sırada Selçuk Özdağ, dörtte Murat Baybatur, beş Şule Tunalı, 6 İsmail Bilen, 7 Musa Yılmaz, 8 Güzide İçen Kasap, 9 Bilal Temel. Bu AK Parti'nin listesiydi. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesini açıklıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa listesi 1. sırada Özgür Özel yer alıyor. 2 Mazlum Nurlu, 3 Tur Yıldız Biçer, 4 Mustafa Başgülşen, 5 Sabri Temel, 6 Sakine Öz, 7 Abdullah Saka, 8 Hasan Ören, 9 Saniye Agül. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili aday listesi ise şöyle değerli seçiciler. 1 Erkan Akçay, 2 Zeynel Balkız, 3 Hasan Er Yılmaz, 4 Yaşar Coşkun, 5 Mehmet Memiş, 6 Osman Oktay, 7 Cem Çöllü, 8 Galip Karagözler, 9 Cemal Murat Erim olarak listeler elimize geçti. Yarın da Denge Gazetesi'nden ilk sayfadan bu aday listelerini biz de okuyucularımızla paylaşacağız. TV ekranlarından da sizlerle paylaşmak istedik. Şu anda HDP'nin de listesi elimize ulaştı. Hemen onu da size aktaralım değerli izleyiciler. Evet, HDP'nin Manisa Milletvekili aday listesi de şu şekilde. Birinci sırada Ali Afatlı, ikinci sırada Sibel Genç, 3 Mecdel Acar, 4 Mehmet Tarlabölen, 5 Abidin Başboğa, 6 Gülseren Ongun, 7 Mustafa Yıldırım Polat, 8 Cumali Yıldız, 9 İhsan Çaça. Bu da HDP'nin Manisa Milletvekili aday listesiydi. Evet, bültenimize haberlerle devam edebiliriz değerli izleyiciler. Soma Eyniz Maden faciasının ceza davası 13 Nisan Pazartesi günü Akhisar ilçesinde başlayacak. Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, Soma faciasına neden olanların cezalandırılması için her türlü hukuki mücadeleyi vereceklerini belirtti. Davanın duruşması hepimizin bildiği gibi 13 Nisan 2015 tarihinde Akhisar'da başlayacaktır. Soma davası öncesi Manisa Barosu'nda basın toplantısı düzenlendi. 85 kişi sanık konumundadır. Bu sanıklardan 8'i halen tutukludur. Olası kasıtla öldürme suçundan 301 kez uygulanması istemiyle dava açılmıştır. Ve yine bu 8 sanık hakkında netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan dolayı da 162 kez uygulanması istemiyle dava açılmıştır. Bu tutuklu sanıklar Can Gürkan, Ramazan Doğru, Akın Çelik, İsmail Adalı, Ertan Ersoy, Mehmet Ali Günay Çelik, Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'tır. Diğer sanıklar hakkında bilinçli taksirde birden fazla kişinin ölümüyle birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçlaması ile dava açılmıştır. Arslan, Soma faciasının meydana gelmesine neden olanların cezalandırılması için her türlü hukuki mücadeleyi vereceklerini vurguladı. Olayın meydana gelmesine neden olanların cezalandırılması için her türlü hukuki mücadele verilecektir. Mensubumuz avukat arkadaşlarımızla ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ile birlikte duruşmada olacağız. Davada şikayetçi olanların da oraya intikali sağlanacaktır. Sosyal paylaşım sitelerine erişime engellenmesiyle ilgili de açıklama yapan Arslan şunları söyledi. Hem yazılı basında hem görsel basında her zaman özgürce haber alınabilmesini savunuyoruz. Özgürce basın haber yapabilmesini savunuyoruz. Bu anlamda bu tür getirilen yasakların doğru sonuçlar getirmeyeceğini düşünüyoruz. Bu tür yasaklar yasaklanması istenen olayın daha da gündeme gelmesine, kamuoyuna taşınmasına, daha da bu konuyla ilgili merak duyulmasına, aslında amacının dışında daha fazla kişiye haberin ulaştırılmasını sağlıyor. Bu tür yasaklamalara kesinlikle karşıyız. Zaten Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Manisalıların ilaç ve bitkisel ürün kullanımında bilinçlerini arttırmak amacıyla hazırlanan
Akılcı İlaç Kullanımı projesi kapsamında çekilen kamu spotu filminde kamera karşısına geçti. İlaç ve bitkisel ürün kullanımında bilinçli davranalım. Çevremizi de bilgilendirelim. Akılcı ilaç kullanımında toplumun bilinçlenmesine katkınız olsun. Vatandaşların gereksiz ilaç kullanımı önleyerek bilinçli ilaç kullanımını temine yönelik İl Sağlık Müdürlüğü'nce Kamu Hastaneleri Birliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen Akılcı İlaç Kullanımı projesi kapsamında çalışma başlatıldı. Proje kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan kamu spotunda Manisa Valisi Erdoğan Bektaş da yer aldı. İl Sağlık Müdürü Doktor Metin Kaplan, yönetmenliğini Erol Kılıç'ın yaptığı kamu spotu çekimi öncesi Vali Bektaş'a akılcı ilaç kullanımı projesi hakkında bilgi verdi. Nisan'da saat 7'de panel yapacağız. Vatandaşlara bilinçli ilaç kullanmaları konusunda çağrı yapan Vali Bektaş, akılcı ilaç ve bitkisel ürün kullanımında bilinçlenelim, çevremizi de bilgilendirelim. Akılcı ilaç kullanımında toplumun bilinçlenmesine katkı sağlayalım sözleriyle kamu spotunda yer aldı. Akılcı ilaç ve bitkisel ürün kullanımında bilinçli davranalım. Çevremizi de bilgilendirelim. Vakıfbank Türk Birliği İlkokulu Müdür Yardımcısı Güzide Tuna'nın organizasında Manisa okullarında görev yapan müdür, müdür yardımcıları ve milli eğitim personellerinin katılımı ve destekleriyle öğretmen evinde MEM avukatı Serdar Dermenli için moral yemeği verildi. ...16 yıl boyunca Milli Eğitim Hukuk İşlerine bakan Avukat Serdar Dermenli'ye kanser tedavisi gördüğü için sevenleri tarafından düzenlenen moral yemeğinde duygu dolu anlar yaşandı. Dermenli'nin birçok sevenlerinin katılımıyla düzenlenen etkinliğin ardından üzerinde geçmiş olsun saygılarımızla yazılı pasta Avukat Serdar Dermenli ve eşi Cemile Dermenli tarafından kesilerek katılımcılara ikram edildi. Ardından müdür yardımcısı Güzide Tuna'nın anlam yüklü saat hediyesi Avukat Dermenli'ye takdim edildi. Düzenlenmiş olan moral yemeğinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Avukat Serdar Dermenli, kendisine bu güzel anları yaşatan herkese duygu dolu bakışlar eşliğinde tek tek teşekkür etti. Manisalı iki elçi küçük yaşta kaçarak evlendi. Şimdi her ikisinin de ikişer çocuğu var. En büyüğü 9, en küçüğü ise 3 yaşında. Bu yüzden eşleri 10'ar yıl 10'ar ay hapis cezası aldı. İki kardeşin tek umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisini kullanarak eşlerini affetmesi. Onlar orada ölüyor, biz de burada ölüyoruz. Gül ve Melis Akkurt ikisi de küçük yaşta kaçarak evlendi. İkisinin de iki çocuğu var. İkisinin de kocası cezaevinde. Gül ve Melis Akkurt 14 yaşında kaçtı baba ocağından. Gül Akkurt 18'ini bekledi nikah için. Melis'in ağabeyi vasi oldu, 15 yaşında kıydı nikah. Ancak yargı peşini bırakmadı. Adalet 10 yıl sonra yapıştı yakalarına. Her iki eşe de ufak yaşta kız kaçırıp ırzına geçme suçundan kesti cezayı. Eşler şimdi cezaevinde. 2006 yılında Eylül'ün 15'inde eşimle kaçtık. Hemen bir ay sonrası düğünümüz oldu. Sonra anneannemgillerle barışıldı. Onlar mahkemeye intikal ettirdiler. Şikayet ettiler eşimi. Sonra şikayetinizi geri alın dedik. Biz de barıştılar, düğünümüze geldiler. Her türlü her şeyimizde içimizde dışımızda oldular. Ama bizi kandırdılar, şikayetlerini geri almadılar. Sonra benim 2007 yılında Ağustos ayında bir çocuğum dünyaya geldi. O zaman hala nikahımız yoktu. Kendi öz babam hastaneye bastı. Eşime şiddet gösterdi. Oradan tekrar mahkemeye intikal oldu. Ondan sonra bir daha mahkememiz oldu. Ve mahkemeye girmeden önce de bizim nikahımız olmuştu. 9 sene sonra başımıza böyle bir olay geldi. Geçen sene yakalama emri çıkmış, hiçbir haberimiz yoktu.
Çocuğuma okul alışveriş yapmaya gittik babasıyla. Orada bir anda hemen yolda gördüler. Koluna kelepçeyi vurdular, götürdüler. Ne olduğumuzu bilemedik. Ben Cumhurbaşkanı'na, Davutoğlu'na hepsine sesleniyorum. Cezayir eşlerimiz de biz çeviriyor. Allah rızası için onların da evlatları var. Bizim sesimizi duysunlar. Çocuklarımız ortada kaldı. Biz ortada kaldık. Allah rızası için bizim elimizden tutsunlar. Çocuklarım yatıyor kalkıyor. Anne babam gelsin diyor. Başka bir şey demiyor. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Ne olur Yargıtay'a sesleniyorum. Allah rızası için bizi görsünler. Çocuklarımızın çektiği eziyetleri görsünler. Biz de sevdik. Bizi bizim yüzümüzden yatıyorlar. O zaman cezanın yarısını bize versinler. Biz de çekelim. Biz de yatalım. Beraber işte kaçtık. 2-3 gün sonrası hani bir hafta olmadan biz zaten barıştık. Herhangi bir şikayet olmadı. Şikayetimiz yoktu. Kamu davasında dönüştü. Kamu davası açıldı. Bu yüzden eşim 10 sene 10 ay ceza aldı. Sadece eşlerimizi istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Biz kimse de... Yunus Emre Belediyesi Gençlik, Spor ve Eğitim, Kültür ve Sosyal İşlerle Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet Komisyonu üyeleri Yoğurtçu Kalesi'nde incelemelerde bulundu. Yunus Emre Belediyesi Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonu üyesi İsmail Kadıoğlu, Yunus Emre Belediyesi Meclis üyesi Ozan Otçuoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu üyeleri Mustafa Gürler, Seher Baydar, Gültekin Aşçı ve Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet Komisyonu üyeleri Mehmet Arık, Hüseyin Köroğlu ve Hüseyin Alp, Yunus Emre ilçe sınırları içerisinde bulunan Yoğurtçu Kalesi'nde tarihi ve arkeolojik yerlerin değerlendirilmesi ve spor alanlarının tespit edilmesi amacıyla gezi gerçekleştirdi. Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonu üyesi İsmail Kadıoğlu, Uzunburun Mahallesi, değişik piknik alanları turizmi ile bölgenin ilgi gören bir yeri olacaktır. Yunus Emre Belediyesi olarak İzmir Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün çalışmalarına katkıda bulunacağız şeklinde konuştu. Büyük, geniş bir proje Manisa için söylüyoruz tabii biz bunu ve Yunus Emre Belediyesi olarak bu işlemleri yapıyoruz. Yoğurtçu Kalesi ve etrafındaki civar köylerin bir anda turizme açılması, buraların hareketlenmesi amacıyla yaptığımız bir komisyon gezisi. Kalesinde bulunan Şah Yüce Ekmek Fırını'nın başlattığı askıda ekmek kampanyası ilgi gördü. Kampanyaya hayırseverlerin destek olduklarını anlatan fırıncı Şahin Yüce, İlginin her geçen gün arttığını söyledi. Şah Yüce Ekmek Fırını'nda başlatılan askıda ekmek kampanyası büyük ilgi görüyor. Usta Şahin Yüce ve fırın sahibi Ömer Yüce, hayırsever müşterilerinin kampanyaya destek olduklarını anlatıyor. Bu ekmek askıda bir arkadaşın tavsiyesi üzerine yaptık biz bunu. İyi ki de yapmışız. İhtiyacı olanlara özellikle yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani ihtiyaç sahipleri gelip buradan askıda ekmeklerini alabilirler. Ki talep de çok bu yönde almaya geliyorlar. Kimileri de bunun burada askıda ekmek olduğunu farkında değiller. Kimisi de daha bunun vatandaş tarafından da biliniyor. İhtiyaç sahipleri de bunu bilmiyorlar. Zamanla öğrenirler inşallah. Görkemli bir törenle açılışı yapılan Atatürk Kent Parkı gece gündüz misafirlerle doldu taştı. Manisa'nın Atatürk Kent Parkı gibi bir alana oldukça ihtiyaç duyduğunu belirten Manisalılar, Manisa'ya kazandırdığı için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Çok güzel, çok beğendim. Çocuklar için harika, büyükler için gelecek, aktiviteleri var. Çocuklar için çok değişik olmuş Manisa'da. Bir ilk derdi. Valla çok teşekkür ediyorum. Oyun parkı.
sosyalite eski. Kent parkımızı çok güzel bulduk. Bizzat 30 kilometre yoldan geliyoruz yani. Sırf bunu duyduk diye geldik. Manisa'nın ihtiyacı olan bir yerde. Bence ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor. Ama çocuklar için değişik oyun parklarının olması güzel. Bir de su organizasyonları güzel. Park olarak güzel olmuş. Çocuk alanları ihtiyaçlar için çocuklar için güzel olmuş. Güzel, yani. Özellikle çocuklar için. Manisa'mıza BD Başkanımız Cengiz abinin kazandırmış olduğu sosyal alanı çok hoşumuza gidiyor. Her zaman gelmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımıza bir sosyal alan oldu yani. Çok güzel ya. Güzel bir şey yani. Otomuz için güzel bir şey. Çok teşekkür ederiz. Yapanlar ellerine sağlık. Çok güzel bir hizmet olmuş. Büyükşehir'imize yapılan bu hizmetten dolayı teşekkür ederim. Halkımız için çok güzel oldu. Çok güzel. Manisa'nın böyle bir şey ihtiyacı var zaten yeri. Gerçekte çocuk olmak gerekiyor. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Değilmiş çok güzel bir çalışma yapmamız, çok mutluyuz. Gayet güzel başarılıyor. Ben çok beğendim. Güzel olmuş. Yapanların, emeğe geçenlerin hepsinin ellerine sağlık. Atatürk'ün isminin de beğendiyse gerçekten güzel bir duygu. Çok güzel yani. Çok değişik. Teşekkür ederiz belediye başkanımıza. Belediye başkanımıza sağ olsun. Teşekkür ederiz. Yani böyle bir Manisa halkına kazandırdığı için süper bir yer. Başkanımıza çok teşekkür ederim. İnan Manisa'ya böyle bir şey layıktı yani. İnan layıktı. Vallahi her tarafı güzel yani. Ayrı ayrı. Daha önce bunun bir benzerini Eskişehir'de görmüştüm. Bizim için bir hayaldi. Bence Eskişehir'deki kent parktan daha ileri bir düzeyde. Daha güzel, çok mutluyuz. Belediyemize çok teşekkür ederiz. Yani böyle bir şey ilimize kazandırdığı için kendisine minnettarız gerçekten. Her yerini beğendim. Her yer dinlenme yeri, eğlenme yeri. İnsanlar en azından bir sosyal ortama giriyorlar. Diyecek bir şey yok abi, 10 numara süper. Çok güzel yani. Güzel, Manisa için değişik, güzel bir şey olmuş. Biz valla Manisa'dan ama Soma'dan geldik ama çok güzel. Çok güzel yani. En çok beğendiğim çocuk oyun alanları oldu. Ben sadece kent park olarak biliyordum. Buraya geldim, başına Atatürk'ü görünce çok gurur duydum yani. Bültenimize spor haberiyle devam ediyoruz değerli izleyiciler. Manisa Spor Teknik Direktörü Taner Taşkın ve futbolcular otizme dikkat çekmek amacıyla Manisa Otizm Derneği'ni ziyaret etti. Teknik Direktör Taner Taşkın, teknik heyet ve futbolcuları Manisa Otizm Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette Manisa Otizm Derneği Başkanı Saadet Şerenoğlu, otizmli çocuklar ve velileriyle bir araya gelen futbolcular otizmli çocuklara çeşitli hediyeler verirken oldukça mutlu dakikalar da yaşadı. Teknik Direktör Taner Taşkın, ziyarette yaptığı konuşmada otizm farkındalık ayı olarak kabul edilen Nisan ayında Manisa Otizm Derneği'ne ve otizme dikkat çekmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti. TV Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik değerli izleyiciler. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın.